Aramızda çok sayıda genç var. Gençler, geleceğimiz olan gençler, siyasete yeni ısınan gençler, ülkenin sorunlarına sahip çıkan gençler. Size sözüm var. Size sözüm var. Bir değil, iki değil, üç değil. Bir, üniversite okuyan gençlerimiz YÖK belasını yok edeceğim. İki, üniversitelerin yönetiminde gençler söz ve karar sahibi olacak. Üç, sizin askerlik sürenizi 15 aydan önce 9 aya, sonra aşamalı olarak 6'ya indireceğim. 4. En geç 2 yıl içinde hiçbir üniversite öğrencisi yurtsuz kalmayacak. Her öğrencinin birer ikişer kişilik odalar, sıcak soğuk suyu, geniş bantlı internet erişimi olan yurtlarda kalacaklar. Hiçbir anne, oğlum, kızım üniversiteyi kazandı, acaba nerede okuyacak, nerede kalacak diye kaygıya kapılmayacak. Biz gençlerimizi Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal'in gençleri olarak yetiştireceğiz. Gençler askerliğini 9 ay yapacak deyince Recep Bey bir soru sordu. Vay efendim, memleketi kim savunacak? Şimdi gel de cevap verme. Cevabını verelim mi? Verelim mi? Verelim mi? Bu taraf vermeyin diyecek galiba. Verelim mi? Verelim mi? E günah benden gitti. Vallahi ben de cevabını vereceğim. Peki Recep Bey, senin oğlun artı damadın, öyle gidiyorsun, 21 gün askerlik yapacaklar Burdur'da, valinin gözetiminde. Peki hiç aklına geldi mi memleketi kim savunacak? Gelmedi. Şimdi söylüyorum Recep Bey, sen hiç meraklanma. Sen yan gelip yat. Bu ülke savunulacak konuma gelirse biz 9 ay değil 19 ayda askerlik yaparız. Ayrıca yeri gelirse 9 yılda askerlik yaparız. Bizim adımız Recep Tayyip Erdoğan değil. Bizim adımız Ali. Bizim adımız Osman, bizim adımız Kemal, bizim adımız Ozan, bizim adımız Burak. Bizim adımız Recep Tayyip Erdoğan değil. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz için mücadele edeceğiz.